Arkadaşlar şu anda yayındayız. Miraç TV'de yayın yapıyoruz. Yanımızda kaptan kardeşimiz var. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Teşekkürler Miraç abi. Böyle önce isim soyisim alalım. Ramazan Ustaoğlu. Ramazan Ustaoğlu. Ramazan kardeşim memleket? Çankırı. Çankırı'ya selamla gönderiyoruz. Bayramın 3. günü. Evet. Ne söylemek istersin izleyicilere, seni tanıyan? Bütün izleyenlere, şoför kardeşlerim. Yolcularımızın hepsinin bayramı mübarek olsun. Özellikle Habibler halkının. Eyvallah. Şu anda yolcularımızı da alalım. Herkese hayırlı bayram olsun. Teşekkür ediyoruz. Yasal da arkadaşlarına selam gönderiyoruz. Aynen. Herkese selamlar olsun. Sen konuşabilirsin orada. Herkese selamlar olsun. Herkesin bayramı mübarek olsun. Bu yayından dolayı sana da teşekkür ederiz Miraç abi. İzliyorsun. Ne kadar açtı bir yayın var mı? İzliyoruz tabii. Herkesi takip ediyoruz. Kaptan arkadaşlarına da söylemek istersin. Valla sabırlı olsunlar. Bayram dalasıyla. Milletin sinirleri gergin zaten. Ama bugün daha doğrusu bugün, dün, bu bayram. Şanslıyız çünkü İstanbul bomboş, yollar bomboş. Evet. Daha çalışıyoruz yani, güzel. İstanbul'un tadını çıkarsınlar, bol bol. Evet. Özellikle söylediğin mesajın var mı? Böyle şoför arkadaşlarımla nasıl geçindiniz, güzel değil mi? Çok vardır Miraç abi. Buralara sema söyleyecekler. Böyle değil mi? Yani hepsine ayrı ayrı selam gönderiyorsun. Tabii. Değil mi? Bütün şoför arkadaşlarımı çok seviyorum buradan. Peki abi, sen ellerimle gözlerimle. Çankırı yöresinden ne okumak istersin böyle? Şoförler şair olur, kürküzü olur. Valla benim hiç şeyim yok ya Miraç abi. Şairlik yok değil mi? Söylemiyor musun böyle araba sürüyor? Yeteneğim yok. Öyle değil mi? Yok, bazen söylüyoruz, bazen mesela araba yolcular boşalttığı zaman kürkü söylüyoruz. Sonra bu arka koltuktan bir yolcu çıkıyor, tamam mı? Ya kaptan sesin çok güzelmiş diyor. Evet. Ya sen arabada mıydın diye rezil oluyorum. Peki abi, kısa böyle soralım, evlisin. Kaç çocuk var? Bir tane kızım. Allah bağışlasın. Hanım da öyle hanım. Güzel. Ooo nasıl sorduğumdan mı dönüyoruz? Kaç sordun mu? O özel dedim ya. Özele girmeyelim ya. Allah bağışlasın. Şu bir isim olsunlar alıyoruz. Yayının biraz unutuyorum. Aynen. Böyle bir güzellik yapamam sana. Tabii normalde bizim böyle yayın falan yapmamız yasak ama ailemizin bir yedisi dahilinde. Sen yaşıyorsun ya. Neşet abi, Neşet abi, şeker gibi adammış. Selamlar gönderiyoruz, sevgiler gönderiyoruz. Tabii, herkese selam. Dikkatli takılsın. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bir de ağzından özellikle bir şey yapalım. Tamam, herkes. Ya birçok adla çalışıyoruz abi. Mecidiye köyden, emin önlerinden geliyoruz, gidiyoruz. Hiçbir sorun yok, bir sıkıntı yok. Bir tek abilerden sıkıntı yok. Yani bu tasımı nedir bu abilerin trafiğinin? Yani bu gereksiz trafiğinin. Ha bu oraya yani bir ekmek alacak adam bu arabayı yolun ortasına bırakıp gidiyor. Evet. Bir korna çaldığın zaman böyle kavga radesine geliyor. Yani gerek yok ya. Hiç gerek yok. Bu arabanın 50 metre ileriye yürüyor. Bu orada sıkıntı yaşıyorsun. Yani bir adım yürümekten sebep adam yolu kapatıyor. Hiç gerek yok. Kul hakkını. Tabii. En büyük sıkıntımız bu. İnşallah buradan duyarlı vatandaşlar bu söylenmiş olduğunuz sözünü yerine getirirler de oradan sıkıntı yaşamazsınız. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Allah kolaylık versin. Kazanımlardan korusun. Hayırlı yolculuklar. Sağ olun. Ama kameraya da bir yakışıklı salla. Evet, değerli seyirciler, yayını İstanbul Şebeci Taşoluk seyir halinde olan genç kaptanımıza, Çankırılı kaptanına güzel bir süre doldu. Miraç TV yayınından herkese uzak dolu selamlar, sevgiler. Teşekkür ederim. Bir ben kalmıştım, ben de çıktım en sonunda. Kendimi tebrik ediyorum. Miraç TV'den kaçmak yok değil mi? Her yerde. Evet, güzel bir aşık oldu. Kim var ya? Değil mi? Evet, selamlar, sevgiler. Bir de Habibullah abi.